Reklam, para Evet. kazanacak. Para da lazım. Dünyanın işini para görür. Doğru. Televizyonun reklam vakti ama televizyonu seyredenlerin teheccüd vakti. Öyle söyleyelim. Yine bir güzel vakit geldi. Bu vakitte hem ümmeti Muhammed'e, mazlumlarına, kardeşlerimize, bizi de araya katarak dua ederseniz, iki rekat gece namazıdır, teheccüd namazıdır, kıldıktan sonra memnun oluruz. Kısa bir ara, aradan sonra Ömer Turlu İnançer Bey hocamın söylediği husus çok önemli. Aman unutmayın, işte onu konuşmak üzere tekrar burada olacağız. Buyurun bakalım, Allah kabul ediyor. Efendim sahurdan kalplere de birlikteliğimiz devam ediyor. Şu sahurun güzel vaktinde kalplere dokunan bir sohbet olsun, gönlümüze bir sızı düşsün, kulağımıza bir kar suyu kaçsın. Ramazanımız geçen senenin Ramazanına nispetle bizi biraz daha ihya etsin. İşte buna bir vesile doğsun diye muhabbet etmeye devam ediyoruz. Sıra gecenin şiirine geldi. Ama şiirden önce hani bir İbrahim Ethem Sultan vardır. Bir gün uzunca vaktimiz olduğunda onu başlı başına konuşuruz. Fakat pek hoşuma giden bir hadise, hacca gidiyormuş İbrahim Ethem Hazretleri. Bineği yok. Bir gün birisiyle karşılaşıyor. O da binekli bir bedevi. Nereye gidiyorsunuz diye sormuş. Hacca gidiyorum nasipse diye cevap verince, yahu bir bineğiniz yok, bir azığınız yok, bu halde hacca gidilir mi diyor. İbrahim Ethem Kudüs'e sur müthiş bir cevap vermiş. Bakın diyor ki, benim bir takım bineklerim var. Ben lazım oldukça onlara binerim. Neymiş o binekler? Bir bela ile karşılaşırsam sabır bineğine binerim. Bineğine binerim. Bir kazaya düçar olunca da rıza bineğine binerim. İbrahim Ethem Sultan böyle deyince bedevi demiş ki, eyvah ki eyvah, meğer bineksiz olan sen değil benmiş. Hani bir gördüğümüz var, bir de gözümüzün görmediği ve onun ötesi. Niyazi Mısri Sultan bakın nasıl bunu taçlandırıyor. Sevdim seni, hep varım, yağmadır, alan alsın. Gördüm seni, efkarım, yağmadır, alan alsın. Aldın çüh beni benden, geçtim bu canı tenden. Aklım dahi her varım, yağmadır, alan alsın. Ben varlığımı attım, dost varlığına yettim. Her usluya bazarım yağmadır, alan alsın. Geçtim ben adüsandan, çıktım ben o dükkandan. Hep ırz ile vekarım yağmadır, alan alsın. Geldi dile dildarım, buldum gülü gülüzarım. Şimden geri hep varım yağmadır, alan alsın. Sen gaibi hazırsın, her halime nazırsın. Ahval ile etvarım yağmadır, alan alsın. Çün buldu gönül yârim, terk eyledim ayarım. İman ile zünnarım yağmadır, alan alsın. Mısriye vücub imkan, bir oldu kamu ayan. Taat ile eskarım yağmadır, alan alsın.
Benim şahım bu. Halvetiye bu. Hem uşakiye bu. Bey abi, gönlüne sağlık. Ne kadar güzel bir ilahi. İlk defa duyduk bunu. Eyvallah. Böyle aralardan, derelerden, Ender Doğan'ın bulup çıkarttığı ilahilerden birisi olsa gerek bu da. Yoksa biz mi ilk duyduk, cahiliz? Estağfurullah. Benim buldum derken Mustafa Tatçı hocamdan meşkettim ben de bunu. Eyvallah. Bu da bir Uşak yöresinden bir anonim ilahi. Hocama da selam olsun. Selam olsun. Uşağa da selam olsun bu vesileyle. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Efendim, araya gitmeden evvel, hani siz namaz kılıp bize dua etmek için biz ara vermek zorunda kalıyoruz ya. O aradan evvel çok mühim bir mevzu konuşuyorduk. Ömer Tuğrul İnançer hocamla. Özetle yeni ekran başına geçenler için söyleyeyim. Hocam dediler ki, kulak kulluk etmem diyenler nefsine kulluk etmektedirler. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kul olunmadan Allah'a kul olunmaz. Bu ne demek diye soracağım efendim. Biraz açalım dedik. Estağfurullah. Hazreti Mevlana'nın bu husustaki beyanını konuşuyorduk.
kitab-ı kerimimizdeki estağfirullah kulya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah ayetini tefsir ederken Hazreti Pir kul de ki Habibi Edibi Zişan'a Rabbül Alemin hitap buyuruyor. De ki ya ibadi ellezi ki onlar devam ediyor. Bu ya ibadi yani ey kullarım sözü kimin ağzından çıkıyor? Bunu düşündünüz mü diyor. Düşünceye bırakıyor. Tefekküre bırakıyor. Tefekkür ne? Allah kitab-ı keriminde mümini tarif ederken işte onlar rükû ederler, secde ederler, sözlerinde dururlar, ahitlerine riayet ederler, rızlarını muhafaza ederler filan filan. Bir de ne var? Tefekkür ederler. Yani müminin, Müslümanın tefekkür etmeyeni Allah-u Zülcelal'in Müslüman tarifine girmiyor. Ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard vesaire. Yani her şeyi tefekkür edeceksin. İşte tefekküre bırakıyor Hazreti Pir. Kim dedi ey kullarım sözünü? Kimin ağzından çıktı? Peki bunun bir fıkhi dayanağı ne? Kur'an-ı Kerim'de bir ayetler var da lazım olan ayet. Estağfirullah. Men yuta'ir rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ayet bu kelimelerle sınırlı olarak algılandığı zaman tam algılanmamış demektir. Bunu böyle algılamayacağız. Bunu bir formül olarak algılayacağız. Nasıl efendim? İtaat kelimesini kaldırır, yerine istediğin kelimeyi koy, formül bozulmaz. Kim Resulullah'a isyan ederse Allah'a isyan olur. Kim Resulullah'ı severse Allah'ı sevmiş olur. Kim Resulullah'ı üzerse Allah'ı üzmüş olur. Kim Resulullah'ı memnun ederse Allah'ı memnun eder. Kim Resulullah'ı razı ederse Allah'ı razı etmiş olur. Kim Resulullah'a kul olursa Allah'a kul olmuş olur. Kadar basit. Peki sizi celallendirme pahasına bir şey soracağım. Estağfurullah. İyyâke na'budu diyoruz ya. Evet. Bazıları diyor ki peki ancak sana kulluk ederiz. Evet. Ayeti celalesi. Evet. O zaman burada nasıl anlayacağız onu? O ayete mazhar olabilmek için Resulullah'ı devre dışı bırakmayacağız. Estağfurullah lazım. Onu da ondan talim edeceğiz. Elbette. Yani Allah'a kul olmak, yalnızca ondan yardım dilemek, yalnızca ona sığınmak bizim becerebileceğimiz bir iş mi? Değil. Resulullah neci? Muhammed Mustafa olarak, şahıs olarak neci? Peygamberlik kurumu olarak neci? Ben Allah'la araya kimseyi sokmam. Güzel kardeşim, ibadet babında papaz gibi, haham gibi, şaman gibi, kahin gibi, sihirbaz gibi aracı yok. İmam bile aracı değil. O çünkü bir meslek, bir seviye vesaire değil. Peki nerede aracı var? Hiçbir yerde aracı yok. Öğrenmek var. Aracılık değil bu. Ala silsiletihim. Yani merdivenin en üst basamağına basmak için birinci basamağına basacaksın evvela. Ama merdiven dediğin zaman basamakları ayrı göremezsin. Merdiven bir bütündür. Ve bir basamakta olmak bir evvelki basamaktan ayrılmak demektir. Ama merdivenden ayrılmak demek değildir. Merdivenden ayrılmayacaksın. Yükseleceksin. Nereye kadar? Onu da Hazreti Mevlana buyuruyorlar. Ey bir yerlere vardım diye kendini kandıran kişi, harim-i ismet-i ilahiyeye dahil olsan bile yolculuğun bitmemiştir. Çünkü Rabbül Alemin'in nimeti bitmez. Hududu yok. Nereye varıyorsun? Varmak diye bir şey yok. Bir de bu seyri sülük dediğimiz tasavvuftaki manevi yolculuk, Allah bir yerlerde, biz de ona doğru gidiyoruz. Yok böyle bir şey. Kendini Allah'tan ayrı gördüğün zaman zaten şaşırsındır.